Ölmeye çalıştım. Başaramadım. Oğlum bak artık sen kocaman bir adam mısın? Artık baba yok ama sen varsın. Oğlum ne bu halin? Bir iş bulup da çalışsana, ne olacak böyle sonun? Anlamıyorum ki. Bir iş bul, güzelce ne çalış. Ne olacak böyle halin? Sorusan olmaz. Bak bu bana çekiyor. Tamam çalacağım şimdi çalacağım. Bak.
oğlum? Ne oldu yavrum? Ne oldu sana annem? Annem. Ne oldu oğlum? Anneciğim. Burnum kan kokusu alıyor. Annem. Annem ağlıyor diye utandım. Ne yaptın oğlum? Her şey sondan başa doğru olsa hayatlarımız başka türlü olur muydu? Ama bazı şeyler geri gelmez. Ölüm değişmez. Ama hayat değişebilir. Oğlunuzun durumunu inceledik. Fiziksel olarak pek bir sıkıntısı kalmadı. Yani yine yakın zamanda tekrardan normal hayatına dönüş yapabilecek. Yalnız psikolojik olarak bazı sıkıntılarının olduğunu tespit ettik. Peki hanımefendi, ailenizde daha önce intihar eden birisi var mı? Var. Babası. Bu intihar vakasının psikolojik boyutları var. Bipolar bozuklukta depresif duygu durum herkesin hemen her gün yaşayabildiği, üzgün ve isteksiz olma halinden farklı. Bipolar depresyonda depresif duygular olağan üzüntülerden daha ağır oluyor. Daha uzun süre devam ediyor ve kişinin günlük etkinliklerini yerine getirmesini zorlaştıran bir durum. Umutsuzluk ve çaresizlik duyguları bipolar depresyon sırasında yaygın ve hastalar geleceğe ilişkin son derece olumsuz düşüncelere sahip olabiliyorlar. Üzülüyorum. Çünkü ben annem için bir umuttum. Anne, senden çok ama çok özür diliyorum. Tüm olanlara rağmen ölüme terk etmediğin oğlum. Ölmeyi seçersen sadece ölürsün. Ama ya yaşamayı seçersen? İkinci bir şansı hep olur. Herkesin ikinci bir şansı vardır oğlum.